Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Mavi Kadın'da kelebek etkisinde yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konumuz başarı da motivasyonun mu yoksa yeteneğin mi daha etkili olduğu üzerine. Her zamanki gibi bunlarla ilgili araştırmalardan bahsedip akabinde de size 3 tane soru soruyor olacağım. Başlamadan önce ilk olarak size sormak istiyorum başlığımızı, konu başlığımızı. Sizce başarı da motivasyon mu yoksa yetenek mi daha etkili? Ne dersiniz? Bununla ilgili cevaplarınızı merak ediyorum ve siz düşünürken ben hemen bu konuda yapılmış olan araştırmalardan bahsetmek istiyorum. Benjamin Bloom'un ve ekibinin yaptığı çok sayıda araştırma var. Bu psikolog ve ekibi dünyanın en iyi müzisyenleri, atletleri ve bilim insanları üzerinde birçok araştırma yaparlar. Ben bugün bu araştırmalardan iki tanesi üzerinden sizinle paylaşımda bulunacağım. Bunlardan ilki Bloom'un ekibinin uluslararası bir büyük bir yarışmada finale kalan 21 piyanist finalistle yaptığı çalışma. Araştırmacı ekibi bu finalist piyanistlerle görüşerek onların başarısı üzerine bazı sorular sorarlar ve özellikle onların müzikle ilgili ilk deneyimlerine odaklanırlar. Bu odaklanmalarıyla ilgili olarak da özellikle işte ilk müzikle ilgili ilk deneyimleri derken çocukluk dönemine tabii ki gidip odaklanırlar ve hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşırlar. Ne olmuş olabilir o beklenmedik sonuç derseniz, onlarda ham yetenek eksikliğiyle karşılaşırlar. Şimdi ne demek bu ham yetenek eksikliği derseniz, ham yetenek eksikliğinde şöyle açıklıyorlar. Bu çocuklar yani o piyanistlerin, yıldız piyanistlerin çocukluk hallerinde onlar sadece aileleri ve komşu çocuklarıyla karşılaştırıldıklarında özel çocuklardır. Öyle yerel, bölgesel ya da ulusal anlamda ön plana çıkmamış çocuklar ya da genç yaşlarında herhangi bir yarışma kazanmış çocuklar değillerdir bunlar. Bunun üzerine araştırmacılar biraz daha derinleştirirler çalışmalarını ve bir veriye daha ulaşırlar. O veri ne derseniz yine, o veride piyanistlerin ilk piyano hocalarının da öyle çok usta ya da uzman kişiler olmadı. Onlara yakın mahallede kim oturuyorsa, hangi hoca varsa onu tercih ederek o hocadan ders almışlardır. Şimdi bu noktadan sonra araştırmacılar şunu sorarlar. Bu çocuklarda ham yetenek eksikliği söz konusu, ham yetenek yok. Diğer taraftan çok iyi de eğitimler almamışlar, iyi hocalarla çalışmamışlar. Peki nasıl olmuş da böyle başarılı olmuş bu çocuklar? Bunun cevabı hiçbirimizi şaşırtmayacak. Bunun cevabı meslektaşlarına kıyasla çok çalışmaları ve çok sayıda pratik yapmaları. Şimdi tam bu noktada araştırmaya bir virgül koyup kenara bırakıyorum. Başka bir bilgi, başka bir araştırmadan minik bir bilgi paylaşıp öyle devam edeceğim. O da başka bir psikolog, Anders Ericsson'un yaptığı bir çalışma. Onun o araştırmasına göre bir insanın bir alanda uzman olabilmesi için o alanda 10 bin saat pratik yapması gerektiği. Yani biz bir alanda 10 bin saat pratik yaptığımız zaman gerçekten o konuda uzmanlaşmış oluyoruz. Şimdi bu bilginin ışığında tekrar az önce virgül koyduğum araştırmaya geri dönüyorum. Ve orada da işte araştırmacılar şunu soruyor. Bu insanlar, bu yıldız piyanistler nasıl bu kadar saat pratik yaptılar? Yani bu kadar saat pratik yapmak konusunda onları motive eden şey neydi? Buna odaklanıyorlar. Ve bu sorunun cevabını da hem piyanistler hem de onların aileleriyle yaptıkları görüşmede ortaya çıkan o vurguda buluyorlar. Ne o vurgu? O da şu, bu piyanistlerin İlk piyano hocalarının çok nazik, sabırlı ve onlara ilgi gösteren kişiler oldu. Yani onların bu ilk piyano dersleriyle ilgili deneyimleri oldukça keyifli geçiyor. Büyük keyif alıyorlar. Çünkü hocaları bu süreci onlar için müziğe ilgi duyacakları ve eğlenecekleri bir sürece çeviriyor. Dolayısıyla da onlar bu ilk derslerden olumlu deneyim elde ederken aileleri dışında da sevecen, samimi ve onları destekleyen bir yetişkinle de ilişki kurmuş oluyorlar. Dolayısıyla burada o hocaların keyif yaratmak, onların keyif almasını sağlamak konusundaki çaba ve yarattıkları bu ortam, bu işte uzun saatler boyunca uzmanlık için gereken o pratiği yapmaları için itici güç oluşturuyor ve onları başarıya götürüyor. Şimdi bir de başka bir araştırmaya bakalım. Yine Bloom'un ekibinin yaptığı bir araştırma bu. Bu defa da dünyanın en iyi 10 tenisçisinin içine alındığı 18 Amerikalı tenisçiyi kapsayan bir çalışma yapılıyor.
Bu çalışmada da yine benzer şekilde onların tenisle ilgili ilk deneyimlerine odaklan diyor ve benzer şeylerle karşılaşılıyor. Bu tenisçilerin ilk hocaları da yine öyle usta ya da uzman hocalar değil. Fakat bu öğrencilerin, bu çocukların tenise ilgi duymasını sağlayan ve onları motive eden kişiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu çocuklar da kendi hocalarıyla yine iyi ilişkiler kuruyorlar. Yani bu tenis hocaları da bir önceki piyanist hocaları gibi aslında öğrencilerinde yetenek aramak yönündeki o güdüyü bastırarak motivasyona odaklanıyorlar. Ve böylece onların uzmanlık elde etmek için o gerekli olan uzun saatleri yapmasını sağlıyorlar ve bu anlamda da itici güç oluşturuyorlar. Şimdi ben tabii ki eminim siz de böyle bir şeyler düşünüyorsunuz, aklınızdan bazı fikirler geçiyor. Ben hemen o size en başta söylediğim 3 önemli soruya geçmek istiyorum. İlki, siz bu araştırmalardan her zaman onu soruyorum. Kendi adınıza ne çıkartıyorsunuz? Bu ilk soru. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru da şu, eğer bu araştırmalardan bir fikri hayatınıza getiriyor olsaydınız bu ne olurdu? Ve gelelim üçüncü soruya. Bu fikri hayatınızda uygulamaya koysanız acaba ne gibi etkileri olurdu dersiniz? Ben şimdi merakla sizin bu cevaplarınızı videonun altına bekliyorum. Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Haftaya Kelebek Etkisi'nde yepyeni bir konuyla sizlerle beraber olacağım. Şimdilik kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere.